Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi de sırada Decision Tree var. Giriyoruz gene. Buradan modülden Decision Analysis'i seçiyoruz. File, New diyoruz. Decision Trees, Graphical kısmını seçeceğiz. Üsttekini seçmeyelim yanlışlıkla. Çünkü hoca da derste Decision Tree Graphical bölümünden yaptı. Buradan açtık. Profits. Yine Maximize Profit'i hesapladığımız için. Üsttekini seçiyoruz. OK diyoruz. Önümüze bir kutu geliyor. Bu kutudan kendimize bir ağaç oluşturacağız. Şu an elimizde soru olmadığı için bunu kafamızdan oluşturacağım ben. Mesela birinci kutuya iki tane bölüm eklemek için birinci kutuyu buradan seçiyoruz. Hangi kutu olduğunu üstten, nottan. Alttan da kaç tane ekleyeceğimizi seçiyoruz. ADD branches diyoruz. Buradan iki tane ekliyoruz. Yine mesela ikinciye iki tane eklemek istediğimizde iki seçtik. ADD branches dedik. İki tane ekledik. Bu sefer üçüncüye seçeceğiz. Bir tane ekleyeceğiz. Seçtik bu şekilde. Buradan da kendimize bir tane ağaç oluşturduk. Dediğim gibi elde şu an sorular yok. O yüzden bütün şeyleri kendimiz, değerleri kendimiz gireceğiz. Event 1'e mesela o probability olarak 0.3 girelim. Profit olarak da 200 bin girelim. Buradan bu şekilde girdikten sonra aşağıdaki event 2'nin de bunu 1'e tamamlaması lazım. O yüzden burayı da seçtikten sonra 0.7 yazıyoruz. Event 2'ye de aklımızdan 100 bin lira yazalım. Bu şekilde bunu doldurduk. Alttaki bölümleri de yine kendimiz dolduracağız. Buraları soruda verecek bize. 0.5 kalsın buranın oranları. Birbirini 1'e tamamlamak zorunda. Unutmayalım onu. Buradaki değerleri girerken hepsini seçiyoruz. Unutmayın burada. Yeşil oluyor zaten seçtikten sonra. Mesela 6. bölgeye yine profit'i girelim. 300 bin diyelim. 7. bölgeye de 250 bin diyelim. Buradan bunları bulduktan sonra bunları çarparak 0.5 ile 300 bini çarpıyoruz. Mesela burada 0.5 ile 250 bini çarpıp buraya yazacağız. Ondan sonra buradan buraya 0.3 yazmıştık. Buraya da 0.7 yazmıştık. Düzeltelim. Bunları burada 0.3 ile 200 bini, 0.7 ile de 100 bini çarptıktan sonra buradaki değerleri bulacağız. Bunları ikisini buradan bulduktan sonra burada da belli bir probability var. Tabii bunlar yine soruda verilecek. Buradan bulup buradaki birinci kutudaki maximize profit'e ulaşmaya çalışacağız. Bu sorudaki amacımız da bu. Bu soruda bu kadar. Bunları bulduktan sonra sorudaki eksiklerden dolayı yapabileceklerimiz bu kadar ama şu anda elimizde soru olmadığı için bu kadarını gösterebiliyoruz.